aramızda çok değerli yerel yönetim birlikleri temsilcileri, kurucuları, siyasi ve teknik sorumluları var. Onlar bize kendi deneyimlerini çok güzel bir şekilde sunacaklarından hiçbir kuşkum yok. Ben de gördüğünüz gibi simamdan gördüğünüz gibi bu işlere bir hayli vakit harcamış bir arkadaşınız olarak sunum yapacak arkadaşlarımdan bir istirhamda bulunmak istiyorum. Bana göre bizi bugün ilgilendiren bu yerel yönetimler arası ya da kentler arası ya da intermunicipal nasıl şey yapıyorsanız, kavramlaştırıyorsanız burada bugüne kadar yaptığınız sunumlarda özellikle karşılaştığınız temel güçlükler nelerdir? Bunları üzerine vurgu yaparsanız bu bize çok yol gösterici olacağını düşünüyorum. Bir ikinci vurgu yapmanızı istediğim nokta da çözüm, bu temel sorunlara karşı ne tür çözümler ürettiniz ya da nasıl beraber üretebiliriz? Bu iki konu sanıyorum bu oturumun bana göre önemli boyutlarını içeriyor. Biliyorum ki siz hazırlıklarınızı yaptınız, onları bize sunacaksınız. Ona müdahale etmek diye bir şey yok. Fakat bu iki konuyu aklınızda tutarsanız daha ayaklarımızı yere basan bir yaklaşımla işe girebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ve ilk konuşmayı yapmak üzere. Kime söz vereyim canım? Kiminle başlayalım? Hilmar Bey olabilir. Olar. Kurban edelim. Evet. Şimdi efendim Sayın Hilmar Tevruz von Rojewski. Çok özür dilerim telaffuzumdan. Kendisi çok değerli bir belediyeci, meclis üyesi. Alman Kentler Birliği'nde de çok önemli bir pozisyona sahip. Zaten şeylerimizde, programımızda bu arkadaşlarımızın tanıtımı yapıldı. Ben fazla uzatmak istemiyorum ve sözü kendisine veriyorum. Buyurun efendim. Günaydın herkese. Burada olduğumu çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim davetinizi Maruf tarafından, Marmara Şehir Birliği'nden. İzin verirsiniz İngilizce'de devam edeceğim. Çünkü ben bu garip Almancaların biriyim Almanya'da ve Türkçemi yalnız öğrenciyken 1984-85 arasında öğrendim. Biliyorsunuz 35 sene içinde epeyce unutulur. Bunun için izin verirsiniz İngilizce'de devam edeceğim. I'm representing the Almanya'daki kent birliği temsilciliği kuruluşundan geliyorum. 200 doğrudan üye olan belediye var, şehir var. Her zaman için bizim açımızdan böyle bir kıyaslama yapmak çok enteresan olmuştur. Yani bu tür kurumların kıyaslamasını yapmak bizim açımızdan çok enteresan olmuştur. Tabii uluslararası olarak da 1990'ların başında da çalıştığım için Alman Kalkınma İşbirliği Ajansı'nda çalıştığım için Nepal'de. Nepal'deki birlikler halen bugün de varlar. Suriye'de de çalıştım. 2007 ile 10 arasında çalıştım ve hani en azından hani bir Suriyeli birlikler için hani bir sistem kurgulamaya çalıştım. En azından bugünün perspektifinden böyle yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim ama tabii daha zor zamanlar oldu, daha iyi zamanlar olduğu gibi iyi zamanlara kıyasla. Şimdi şöyle bir şey vardı aklımızda. Esasen Almanlar, ya federal sistemde büyüyen Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu güçlerin ayrılığı sistemiyle büyüyenler her zaman en azından bu tecrübeyi başka bir yere aktarma temayülünde olurlar. Dolayısıyla kent yönetimlerinin kıyaslaması ya da kentler birliğinde kentlerin kıyaslanması bizim açımızdan son derece öneme sahip bir konudur. Bu sebeple de şimdi efendim bu panele bu sebeple özellikle katılmak istedim. Kısaca ifade etmek gerekirse Alman Birliği'ni, Alman Kentler Birliği'ni açıklamak gerekirse biz aslında bağımsız bir, yani Alman kentlerinin bağımsız sesini yüksek sesle ifade ediyoruz. Federal seviyede, eyalet seviyesinde biliyorsunuz 16 tane eyaletten oluşuyor Almanya. 3 tanesi kent, Berlin, Hamburg ve Bremen ve diğerleri
de daha büyük hani vilayetler gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'deki öyle sistemi öyle benzetebiliriz. Yani finans, eğitim, ekonomi konusunda federal hükümetten bağımsız olarak yönetimleri gerçekleştiriyorlar. Bir de kent idaresi dediğimiz bir sistem var. Aynen Marmara Kentler Birliği, Belediyeler Birliği'nde olduğu gibi yani Türkiye'deki sisteme benzer bir yani daha bölgesel bir birlikte kurgulanmış vaziyette. Daha önce de söylediğim gibi bağımsız bir şekilde toplumun sesini yüksek sesle ifade etmeye çalışıyoruz. Ve kentler birbirleriyle işbirliği yapıyor. Neden? Yani zengin olan kentler var, fakir olan kentler var. Şu an için Almanya'da da bu konuları görüşüyoruz. Tabii güçlükler neler olabilir diye bizden bunları ifade etmemizi istediniz. Bu kentler arasındaki, fakir kentler ve zengin kentler arasındaki o boşluğu, uçurumu kapatmak istedik. Yani en azından federal hükümet ve eyalet hükümeti bu anlamda destek sağlıyor. En azından eşit koşullar olsun istiyor kentler arasında. Dolayısıyla fakir olan kentler 50 milyar avroluk bir borç yüküne sahip ve federal hükümet en azından bunun yarısını alsın diye tartışıyoruz esasında. Yaklaşık 150 tane şehir var ki bundan fayda elde edebilecek şehirler. Diğer 3000 küsür şehir toplum belli bir aralarında dayanışma göstermek zorunda. Yani en azından bir dayanışma camiası oluşturmaya çalışıyorlar. Yerel yönetişim oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle bir avantajımız var Almanya'da. Çünkü kendine yönetişim sistemi aslında anayasanın teminatı altına alınmış vaziyette. Bir madde, anayasanın bir maddesi, 28. maddesi, ikinci bendi Alman anayasasında diyor ki kentler kendi kendini yönetme hakkına sahiptir. Ama birlikler dediğimiz kurumlar burada ne anayasada ne de herhangi bir kanunda belirtilmemiş kentler birliği, belediyeler birliği tamamen enformal, gayri resmi bir kurumlardır, birliklerdir. Ve bir STK gibi yani listelenmemiş, listeye alınmamış bir STK olarak algılanıyoruz. 1905'ten beri resmi olarak bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Herhangi bir hukuki bir altyapı üzerinden gitmiyoruz. Hukuki bir altyapı üzerinden çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ben daha sonrasında yani Alman kabinesinin nasıl çalışma sistemin olduğundan bahsedeceğim. Belki orada daha anlamlı olabilir. Politikaları, kanunları, sübvansiyonları eyalet ve ulusal seviyede tartışıyoruz. Bir yani belediyeler arasında bir network iletişim ağı oluşturuyoruz. Faaliyetleri başlatıyoruz. Karşılaştığımız güçlükler açısından şunları söyleyebilirim. Çok güçlü yan tutmalar oluyor. Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir finansal, ekonomik, sosyal kalkınma açısından bazı yan tutmalar söz konusu olduğunda bizler bu görüşmeleri kurumlar arasında yaparken ortamın dijitalleşmesi anlamında da yürütüyoruz. Yani Almanya dediğimiz ülke çok ciddi anlamda idari dijitalleşmenin çok gerisinde düşmüş bir ülke. Bir kere özellikle dijitalleşme anlamında Türkiye'de ilerleme görüyorum. Nüfus cüzdanı başvurusu yaptığım zaman Alman'daki Türk konsolosluğunda tamamen dijital bir sisteme sahipti. Yani bunu Alman idaresinde dijital bir ortamda yapacak olsanız, yapmak isteseniz tek dijital yaklaşım en fazla yani randevunuzu almak olur. Online olarak, dijital olarak randevunuzu verirler ama geri kalan tüm süreçler tamamen dijitalleşmemiş vaziyette. Dolayısıyla bu tür uygulamalarda Almanya bir parça geri düşmüş vaziyette. Karşılaşan güçlükler bunlar. Bir parça geçmişe bakalım. Şimdi bugünden yarına olmadı ama 19. yüzyılın sonunda Kaiser, Alman Reich, Alman parlamentosunu kurgularken pek çok kanun çıkardı ve bazı uygulamaları devreye aldı. Özellikle paranın temin edilmesi konusunda bazı yükümlülükler getirdi kentlere ve yani Connect City diyoruz. Buna İngilizce bir kelime değil bu arada, tercüme edilebilecek bir kelime değil. Yani kim emir veriyorsa o öder. Genellikle federal yönetim, hükümet seçilmişlerin oluşturduğu kurul, ulusal seviyede, Reichstag, bu
bu kanunların uygulanması için bir para vermedi ve kentler el ele tutuşarak, omuz omuza durarak 32'den 45'e kadar işbirliği yaptılar, dayanışma yaptılar. Çünkü o dönemde rejim çok merkeziydi ve hükümet yapısı da zaten ortadan kaldırıldı o dönem itibariyle. Şimdi baktığınızda Almanya'da 4300 şehir var, 52 milyon kentli var ve tüm büyük şehirlerin hepsi de Alman Birliği'nin, Alman Kentler Birliği'nin üyesi. Şimdi siyasi olarak tamamen bağımsız bunlar. Şimdi herhangi bir şekilde yani kentinizde, kent parlamentonuzda farklı yönler arasında bir tartışmaya şahit olsanız aslında hep aynıdır. Pek çok işte koalisyonlar olur, koalisyon karşıtları olur, değişen koalisyonlarla ilgili de hep tartışmalar olur. Hep kavgalar olur ve işte belediye başkanından kurtulmaya çalışılır işte vesaire, yeni bir belediye başkanı getirmeye çalışırlar vesaire. Ama belediye başkanları daha önce de söylediğim gibi bir araya gelirler, bir dayanışma birliği oluştururlar. Ve her ne kadar farklı partilere üye, farklı siyasi partilere üyeli olsa da tamamen parti politikasından bağımsız bir şekilde hareket eden bir birlik olduğunu söylemeliyim. Sadece kendi kurumuna hesap verir ve üyelerine hesap verir. Peki Almanya'da yönetişim prensibi olarak ne var? Önemli bir özelliği öne çıkıyor. Şimdi sabahın erken saatlerinde size şunu sorayım. Yani tek tek yazmanızı istemeyeceğim ya da telaffuz etmenizi istemeyeceğim ama Gegenstromprinzip, yani ne kadar müthiş bir Almanca laf değil mi? Aslında yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bir sistem, yönetişim prensibi. Yani şu demek, bizler birliklerin temsilcisi olarak federal hükümet seviyede temsil ediyoruz. Ve bunu tabii yaparken sadece yani onların birliğinden daha fazla biliyoruz. Çünkü belli branşlardan sorumluyuz. Biz böyle düşünüyoruz. Tüm sektörler, yani şehirlerin eğilmesi gereken tüm sektörler konusunda onlardan daha fazla biliyoruz. Ama bakan ve belediye başkanı seviyesinde özellikle yani ücretler konusunda aynı. Ve bu bir dezavantaj yaratmıyor yerel seviyede. Yani tam tersi, yani bakanlar, belediye başkanları bakan olabiliyorlar. Dolayısıyla birbirinin yani yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bir akış var. Böyle bir prensip var. Sadece yukarıdan aşağı değil, çokça aşağıdan yukarı bir akış söz konusu. Böyle bir yönetişim sistemi var. Bu aslında farklı oydaşmalara ve fikir birliklerine imkan veriyor. Kendi kendini yönetmek başlıklı Alman Anayasası'nın bir maddesi var. Bu tek madde, çok uzunca bir madde, anayasanın bu maddesi bu konuyu işliyor. Bir de yani yönetim ve yönetişimin haricinde tabii kent kimliği, kent içerisindeki kimliğin bulması da çok önemli. İşte seçenlerin hepsi şehrini sev. Doğrudan söylediğimiz bir motto. Yani bilinen şehirler var biliyorsunuz. İşte Berlin, Hamburg, Köln, Münih, herkes biliyor. Hepsi, tabii madalyonun bir de öbür yüzü var ki, çok ciddi muzdarip olan şehirler var. Gelsenkirchen özellikle işsizlik oranları %10'un üzerinde olan Salzgitter şehri var. Çok son zamanda ziyaret ettim. Schwyz, Almanya'nın doğusunda çok ciddi anlamda yapısal değişikliklerden muzdarip olan şehirler olmakla birlikte şunu fark ettik. Çok güçlü bir kimlik ortaya koyuş var vatandaş açısından. Yani kendi şehirlerine dair bir kimlik ortaya koyuyorlar vatandaşlar. Ve şuna inanıyoruz, en temel birinci hedef kent yönetişimin bu kimlik olayını ortaya koymak, vatandaş için bunu ortaya koymak ve ancak bu şekilde farklı taraflar bir araya gelerek seçilmiş olan kent parlamentosunun temsilcileri ancak bir araya gelebilirler. Aslında yönetişim paternlerini, şablonlarını daha katılımcı hale getirebilirler. Daha önce geçmişte bunu görmemiştik. Yani bu şekilde güçlendirmiş oluyoruz. Aslında temsili demokrasiyi de güçlendirmiş oluyoruz. Çünkü sonuç itibariyle sadece seçilmiş, parlamentonun seçilmiş üyelerinin yetkisini kamunun katılımcı prosedürlerine delege etmesini istemiş olmuyoruz bu sayede. Aslında burada kentin bütüncül
bir şekilde ele alınması ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. Bunu şu maksatla yapmaktayız. Aslında siyasi partilerin o parça parçalı haline, bugünlerde de çok kolay günler yaşamıyoruz. Sağ bir parti var, sağ kanattan bir parti var ve 2007'den beri bir ekonomik krizi yaşamaktayız ve mülteci akını ve göçmen akını söz konusu olduğu için 2015 yılından beri çok ciddi anlamda pek çok aslında Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerle de böyle bir geçmişi paylaşıyoruz, zorlukları paylaşıyoruz ve bugüne kadar sağ kanattan olan partilerin yüzdesi %20'yi geçmez idi. Ama şimdi artık kentin açıklığını, birliğini korumaya çalışıyoruz. Çeşitliliğini, kentin zenginliğini, farklılıklarının çeşitliliğinin getirdiği zenginliği muhafaza etmeye çalışıyoruz. Çünkü yani göçmen ve Alman pasaportu taşımayanların da özellikle sağ kanatta çok ciddi payı var. Yani kentini sev, şehrini sev yetmeyebilir hizmetlerin sunulması açısından bu böyle. Yani bir şekilde işte konut ve sosyal hizmetlerin karşılanmasında güçlükler yaşandığı için artık bu şehrini sev artık çok zor. Belki idari kentlerin kara ekmeği dediğimiz bir benzetmeyle açıklanabilir belki. Tabii çok kısaca böyle kompakt bir şekilde Alman kentlerinin neler tecrübe ettiğini, nasıl kendilerini teşkilatlandıklarını anlatmaya çalıştım. Alman Kentler Birliği olarak, Belediyeler Birliği olarak da yalnızca 100 kişiden ibaretiz. 50'si akademisyenden oluşuyor ve bu güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyor, kentleri desteklemeye çalışıyor. Hatta uluslararası bağlamda da diğer tecrübelerden öğrenmeye çalışıyoruz. Connect City dediğimiz kuruluş aslında tabii bizim faturalarımızı ödüyor. Yetki devri dediğimiz şey size yeni bir şey değil. Tabii sonuçta eylem neredeyse aslında siyasi erk de orada olmalıdır. Çok teşekkür ederim Hilmar dostum. Gerçekten Hilmar arkadaşımız bizi çok aydınlatıcı bir sunum yaptı. Bu sunum içinde benim en çok sevdiğim bölüm kentinizi ya da şehrinizi sevin. Tabii bunun karşılıklı bir şey olması lazım. Şehrin de bizi sevmesi lazım. Yoksa bu tek başına aşkın biliyorsunuz çok fazla şeyi getirisi olmuyor. Bir başka teşekkürüm Hilmar arkadaşıma. Kendisinde Türk kanı olmasına rağmen çok Alman bir durumda saniyesi saniyesinde müthiş bir sunuş yapması. Umarım diğer arkadaşlarım da bu yolu izlerler. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kime vereyim? Anne-Lise van der Stoel. Well, as you. Evet, bizi zamana sadık kalmaya davet ettiniz. Şimdiden kırmızıdayım. O nasıl oldu bilmiyorum ama şimdi öncelikle Maruf'u tebrik etmek isterim. Bu ilk konferans ortaya koyuş şekillerinden ötürü bunu organize etmek, herkese davet etmek, herkesin taleplere uygun şekilde davranması ve hala burada olmaları çok önemli. Ve kime sorsam nasıl buldunuz konferansı diye beklentimizi karşıladı diyorlar. O yüzden gerçekten iyi bir iş çıkarılmış. Ve aynı zamanda yukarıda oturan çevirmenler, onları kimse görmüyor. Aynı ekranların arkasında kalan, sahne arkasındaki organizasyon görevlileri gibi onları da kimse görmüyor. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, Hollanda'daki birlik Almanya ile çok fazla benzerlik gösteriyor aslında. Farklılıklarla başlayayım öncelikle. Biz siyasetten bağımsızız ama eski günlerden bu yana bu birliğin başkanı Liberal Parti'nin bir üyesi ve direktörü de İşçi Partisi'nin üyesi. Yani bu yıllardır böyle oldu. Hristiyan Demokratlar
en yüksek danışma kurulunun başındaydı mesela. Bu hep böyle oldu. Yani ne zaman değişecek bilmiyorum. Çünkü benim genç olup parlamentoda görev aldığım zamanlarda Hristiyan Demokratların yaklaşık 55 koltuğu vardı. Şimdilerde 13 oldu. İşçi Partisi'nin 9 olduğu 50'den. Yani ne kadar sürecek bu anlaşmalar bilmiyorum ama resmi olarak bakıldığında siyasetten bağımsız bir kurumdan bahsediyoruz. Bu da mantıklı olan aslında. Yani eğer iki Hollandalı oturup bir toplantı yaparsa tartışma yaparlar ama üç Hollandalı bir araya gelirse yeni bir politik parti, siyasi parti kurmayı planlıyorlardır gibi düşünülür. O yüzden yani siz Hollanda Birliği'nin üyesiyseniz siyasi bir kimliğiniz olamaz. Bunu kimse kabul etmez. Ve toplam 355 belediye üye bu birliğe. İçinde gruplar var bu belediyelerin içerisinde. Bu büyük beş var. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, La Haye ve Eindhoven. Ve bu büyükler bir arada çalıştılar. Daha doğrusu bu büyük beş en büyük ilgiyi gördüğü için ondan sonraki bir 30'luk bir grup var. Bir arada çalıştılar. Bir de küçüklerin en büyük 10 şehri gibi bir şey. Yani bunu çok düşünerek söylemedim aslında ama gerçekte böyle işliyor. Onlar da bir grup halinde çalışıyorlar bir birim olarak. Her sene bir konferans düzenleniyor. Üyeler yani belediyeler politika üzerinde karara varıyorlar. Ve bu birlikte lobiler aracılığıyla savunuculuğunu yapıyor bunun. Hem ulusal hükümet içerisinde hem AB içerisinde. Ama bu savunuculuk ya da lobicilikten biraz daha artık networking ya da ağ kurma faaliyetine dönüşüyor. Böylelikle de kendi görüş açıları da genişliyor belirli konularla ilgili. Özel şirketlerle bir araya gelerek çalışıyorlar, çeşitli kurullarla çalışıyorlar ve yaklaşık 4 sene önce bir önceki hükümetle birlikte bir anlaşma yapılmıştı. Yani tüm katmanlarda, yani ulusal iller bazında. Su kurulu seviyesinde her konuda anlaşmaya varılmıştı ve belirli görevler üzerinde mutabık kalınmıştı ve 4 sene içerisinde bu görevlerin tamamlanması gerekiyor. Yani hükümet süresi ile eş zamanlı olarak. Ve konferans, tavsiye ve eğitimlerle destek veriliyor üyelere ve komiteler aracılığıyla tüm bu hazırlıklar yapılıyor. Komitelerde de belediye başkanları yer alıyor ve bir yandan da hükümet tarafından katılımcılar oluyor. Her seçimden sonra yeni hükümet kurulunca da hep bir mücadele var orada kim girecek bu kurullara diye. Ben hiçbir zaman ayakta kalamadım orada ama uluslararası komitenin bir üyesi olabildim. Çünkü uluslararası kalkınma teşkilatlarının eğitimleriyle falan daha önce çok çalıştığım için bu alanda görev yapıyorum. Ve lobi çalışmasından daha ağ kurma faaliyetlerine yönelik bir geçiş var dedim. Yani biraz daha artık bir ağ kuruluş olma yoluna doğru bir evrim geçiriyor bu birlik ve toplum içerisindeki bütün kurumlarla bir arada çalışmaya doğru gidiyor ve tek taraflı bir hizmet sunumundansa üyeleri de örgütleyerek onlardan bilgi almaya yönelik yaklaşımlar var. Zaten belediyelere verilen tavsiye de bu yöndeydi. Tabii bu değişim birkaç sene sürecek, şu an devam etmekte olan bir evrim süreci. En önemli konulardan biri şu anda elbette ki iklim değişikliği.
Bununla ilgili yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Pek çok diğer konuyla olduğu gibi elektrik ve artık gazın kullanılmaması gibi bir konu var. Şimdi bu neden önemli bir konu? Bizim ülkemizde kuzeyde gaz var ama toprağın çöktüğünü öğrendik gazın çıkarılmasıyla birlikte. Ve tabii orada yaşayan insanlar için evlerinin zemine çekilmesi demek oluyor bu. Ve bunu artık daha fazla sömüremeyeceğimizi anlamak biraz zaman aldı siyasi boyutta. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu gazın parasıyla Hollanda yeniden inşa edildi aslında. Ama artık bunun yapılamayacak olması tabii çok düşünülmesi gereken bir şey yani. Bunu durdurursak bunun yerine ne koyacağız diye bir soru ortaya çıkıyor. Yani hem hükümet seviyesinde önemli bir konu bu hem de bireysel seviyede. Çünkü ben yemeğimi gazla yapıyorum, evimi böyle ısıtıyorum. O zaman ne olacak? O yüzden iklim değişikliği tartışmalarında önemli bir başlık bu konu. Yani bu geçişi nasıl yapacağız, gazdan nasıl uzaklaşacağız? Ve yuvarlak masalarda çalışırken, ki bu çok popüler bir kavram, Hollanda'da bu yuvarlak masaların etrafında kavgalarımızı yapıyoruz ve sonra özel sektör, STK ve bütün yönetimler bir arada çalışmalı. Bunu fark ediyoruz. Çünkü diğer türlü hayatta kalamayacağız ve iklim değişikliği yuvarlak masa toplantılarının sonuçları anlıyorum ki Almanya'da belli seviyede iyi sonuçlar vermiş. STK'lar açısından da Hollanda Birliği önemli. 355 belediye olup da tek bir organizasyon altında kalmanız mümkün olmuyor. Ortaklıklar çok önemli. Sağlık hizmetleri alanında, ademi merkeziyetçilikle ilgili, özellikle finansal ademi merkeziyetçilik de burada çok önemli. Burada pek çok mevkidaşımızla birlikte çalışıyoruz. Bir de uluslararası boyutu var, kapasite geliştirme ile ilgili olarak. Bu genellikle talep üzerine işleyen bir süreç. Bunun altını çizmek de çok önemli. Biz Hollandalılar hiç başkasının görüşlerinin peşinde olmayız. Hep bir görüşümüz vardır. Hep nasıl başa çıkacağımızı biliriz. Yani en azından öyle deriz. Ama eğer yurt dışında faaliyet göstermek istiyorsanız, o zaman bizden ne beklediğinizi açıkça ifade edin. Yoksa biz uçağa atlar geliriz, işimizi yapar gideriz. Eğer bizim meselenin formülasyonunu ortaya çıkarmamızı beklemeden siz bize formülasyonu söylerseniz ve bize destek verirseniz, o zaman biz bizden isteneni yapabiliriz. Yani kendi bildiğimizi değil, sizin istediğinizi yapabiliriz. Bu şekilde çalışıyoruz. Birlik aynı zamanda hükümet içinde özel bir çıkar grubu. Çünkü hükümet kurulmadan önce bu illerin birlikleri ve birkaç STK'dan görüş alınıyor. Ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz diye soruyor hükümet bize ve bazı STK'lara gelecekte ne görmek istersiniz diye. O yüzden bu da önemli bir rolü bu birliğin. Ve tabii ne kadar kıymetli olduğunu bunun önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Çünkü İçişleri Bakanlığı'yla yeni finansal anlaşma üzerinde görüşmesi gerekecek birliğin önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Bu önemli bir sınav olacak diyebiliriz. Ve son olarak da şunu söylemek isterim. Çok ilgi çekici bir konu var şu an Hollanda'da. Çevre kanunu
geçti meclisten ve yaklaşık 26-28 kanun bir araya geldi. Tek bir kanun altında ve bu da belediyelerin belirli belediye sınırları içerisindeki yaşamı da ilgilendiriyor. Yani belediye sadece işte şurada ev olacak, burada yol olacak kararı vermeyecek. Artık o belediye sınırları içerisinde yaşayan insanlar da müdahil olacak bu karara, bu yeni kanuna göre. Bu çok kolay değil biliyorum. Ben iki taraflı da çalıştım bu alanda. Ama yine de çok önemli bir gelişme, yapılması gereken bir şey. Ve aynı zamanda belediyeler için ve belediye memurları için de çok fazla çalışma gerektirecek bu yeni koşullara adapte olmak. Çok teşekkürler. Ben size çok teşekkür ederim. Çok değerli sunumunuz için ve son verdiğiniz haber de çok güzel. İnşallah bu diğer belediyelere de, kent yönetimlerine de bir örnek oluşturur. Şimdi isterseniz sola iki pas attım, bir de sağa pas atayım. Ve değerli arkadaşımız Kelment Zajensi'ye söz veriyorum. Buyurun. Thank you so much. Teşekkür ederim efendim. Marmara Belediyeler Birliği'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu sıra dışı organizasyonu bize yaptıkları için. Çünkü bunu yapmanın ne kadar uzun süreceğinin farkına varmazdık. Bunu Marmara Belediyeler Birliği ile de birlikte yaptık. Daha önce Saraybosna'da, Rijeka'da birlikte yaptık bunları. O kadar yani son derece kapasiteler sonuna kadar kullanılıyor ki kurumlar tarafından. Tabii şuna tanıklık ediyoruz. Bu günler karşılığını buluyor. Bu karşılıklı fikir alışverişine konu oluyor. Sunumlar inanılmaz derecede keyif verici. Ben de keyif alıyorum. Bunu da söyledikten sonra tabii konferansın son günü bugün. O yüzden daha hani sunumumun daha kısa versiyonunu ifade ettiğim istedim. Sadece birkaç slaydım olacak. Uzaktan kumandayı kullanabilmek isterim eğer varsa. Aslında sunumum iki hipotez üstüne temellendiriyorum. Bunlardan birincisi şu: Balkanlarda devletin oluşumu, devlet kurma. Şimdi Nalas'tan geliyorum ben. Nalas 14 tane, 12 tane ülkeden 14 tane yerel yönetim ömrüne bağlıyor. Güney Doğu Balkanlarda ve uzun yıllardır demokrasinin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Devlet kurma çalışması içerisindeyiz. Bazen başarısızlığa uğradığımızı hissettiğimiz zamanlar oldu. Tamamen başarısız olmamış olmakla birlikte daha iyisi elimizden gelirdi diye düşündüğümüz zamanlar oldu. Peki temel güçlükler, engeller nelerdir? Gerçekten işe yaramayan şey nedir diye baktığımda şimdi iyi yönetişim konu başlığına bu durum beni götürüyor. Ve tabii birliklerin buradaki rolü. Hal böyle olunca açıkça görülüyor ki bu üyelerimiz arasındaki o değişim, değişiklik, daha komünizm sonrası ülkeler olduğu için eski Yugoslavya'dan gelen ve diğer ülkeler olduğu için o sistem değişikliği, bu ülkelerdeki sistem değişikliğinin bir maliyeti oldu. Dolayısıyla hani komünist bir sistemde yaşamak demek tamamen kamu malı üzerinden ilerleyen bir sistem idi. Bireysel mülkiyet edinme tamamen yasaktı. Şimdi yelpazenin bu bir ucu. Tam tersi ucunda ise temel bir sorun var. Çok fazla aslında o kamu malı hissini kaybettik. Şimdi vatandaş seviyesinde bu yelpazenin iki ucu yaşanıyor, tecrübe ediliyor. Aktif olarak vatandaş kamu hayatına çok fazla katkıda bulunmuyor. Sivil toplum bir parça büyümüş, gelişmiş olmakla birlikte vatandaşın buna olan katkısı çok fazla olamadı. İşin bir diğer yüzü tabii kamu hizmetlerinin verilmesinde, ifa edilmesinde motivasyon, heyecan eksikliği var. Dolayısıyla
mesela çok nadirdir. Kamu yani memurların, kamu çalışanlarının performans gösterdiğini görmezsiniz. Bunların hepsi aslında biraz da bu sistemdeki, toplumdaki değişimin yansımaları. Neden bu şekilde oluyor bilmiyorum ama çokça mesela öğrenci görüyoruz. Çok iyi bir araştırma konusu öyle sanıyorum ki akademisyenler açısından. Yani o sistem değişikliğinin yansımalarının ne şekilde görülebildiği, yani değerler, toplum değerleri, vatandaşın buna olan tavrı, yaklaşımı bakımından neler gösterebileceğini belki daha iyi bir çalışma konusu olabilir. Peki bu kamunun güvenini nasıl yeniden tesis edeceğiz? Yerel yönetim bunu yapacak. Bence cevap bu. Eminim, kesinlikle eminim. Zaten bunu gördük. Belediye başkanları çok iyi işler çıkarıyorlar. Aslında tabii yani zaman içerisinde de bağımsız olacakları konusunda bir trend var. Çünkü vatandaşla yani bağlarını kuruyorlar. Ve bir sonraki seçime kazanmak için de bunu yapmaya ihtiyaçları var. Bu işaretler, bu emareler aslında kamunun yani güvenini tesis etmek bakımından ve devletin kurulması açısından aşağıdan yukarı doğru gitmeli. Yukarıdan aşağıya yaklaşım 20 senedir devam ettiği ve süre geldiği düşünülürse çok da pratik olmadı. Hal böyle olduğu için şimdi yerel yönetimler, adem merkeziyetçi süreçler genel itibariyle çok yetersizce fonlanmış adem merkeziyetçi uygulamalardan muzdarip, çok hızlı gidilmekle birlikte uygulamalarda yeterli fonlar maalesef ki yok. Bazı slaytlar gerçi hazırladım bununla ilgili, bunu size göstermek adına, ama o kısımları atmak istiyorum. Ama genel resmi ifade etmek gerekirse inanılmaz derecede az miktarda fonlara sahipler ve yetersiz fon sağlanmış hizmetlerden ötürü yerel yönetimlerde yönetişimi de etkileyen bir konu. Çünkü ya bu ikinci bir hipoteze beni götürüyor, size bahsetmiş olduğum bir ikinci hipotez vardı biliyorsunuz. Burada yerel yönetimler daha çok hibe transferine bağlıydı. Merkezi yönetim hibe verirdi. Dolayısıyla yani merkezi yönetime hesap verirdi yerel yönetimler. Çünkü tamamen merkezi yönetimin onlara vereceği fona bağlıydılar. Şimdi günlük esasda mesela temel ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyorlar. Mesela her kış hep şu mesele vardır. İşte nasıl işte şehrin ısıtılması için de okulların ısıtılması için yeterli fonu nereden bulacağız tartışması olur. Yani okulların ısıtılması konusu hep bir tartışma konusu olmuştur. Çünkü çok ciddi bir enerji tüketimi var biliyorsunuz ısıtmadan kaynaklanan. Burada tabii o seçilmiş olan yetkili merciler ve vatandaş arasındaki o bağlantı da bir parça seyreldi. Çünkü daha çok merkezi hükümete hesap verdiklerini düşünüyorlar ama vatandaşlar bir taraftan bu transferden etkilenen birim. Bölgesel adem merkeziyetçilik konusunda çalışan kurum ilk test ve ölçümleri yaptı. 4 boyuttan oluşuyor. Yerel özerklik konusu var. İdari konularda da incelemeler yapıyor. Kamu hizmetlerinin incelemesi yapılıyor. Kamu hizmetlerinin kalitesi inceleniyor. Katılımcılık ve hesap verebilirlik inceleniyor. Bir de kurumlar arası, kuruluşlar arası, hükümetler arası diyalog. Bu diyaloğa katılmaları isteniyor yerel yönetimlerden. Şimdi sonuçlarını gösteren bir slide söyleyeyim size. Şimdi burada 4 boyutu gösteriyor bu slide. Aslında bir hikaye anlatıyor bize. Şimdi burada baktığınızda çok iyi sonuçlar var. Yani genel özerkliğin sağlanması ve hukuki altyapının olup olmadığı bakımından sonuçlar iyi. Bu işte bu diyaloğa ait o dörtlü. Şimdi bir istisnai durum var. O sarı ile olan dörtte birlik kısımda
mali anlamda Adem merkeziyetçilik çok düşük ama genel itibariyle iyi bir resim çiziyor. Bir de dördüncü boyut var. O da pembeyle gösteriliyor. Hep eşim der ki renkleri gözüm seçmiyor ama gördüğüm kadarıyla pembeyle gösterilen kısım o üst taraftaki sağ üstteki kısım hükümetler arası diyaloğun iyi olduğunu gösteriyor ki doğru. Aslında yerel yönetimler birliği çok güçlü. Dolayısıyla uluslararası anlamda da diğer birliklerden destek görüyorlar. Kardeş birliklerden destek görüyorlar. Son 20 yıldır durum böyle. Çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Kurumlar arası, hükümetler arası, yönetimler arası diyalogda iyiler. Dolayısıyla şimdi bunu gözlemledik, tanıklık ettik. Çünkü bizden de politikaların oluşturulması için politikalarla ilgili günlük esasta bilgi talep ediyorlar. Aslında gerçekten de etkili bir politika diyaloğu oluşturduklarına dair bir emare bu. Dolayısıyla yani diyalog var, birlikler güçlü ama genel sistem itibariyle söyleyecek olursak yani fena değil. Bu ki altyapı yani mali kısım istisnai onu söylüyorum. Onun haricinde iyi ama sonuçlar iyi puanlar göstermiyor. Aslında kamu hizmetinin kalitesi anlamında puanlar iyidir. Bu ne demek oluyor? Yani sistem var olabilir ama sistem iyi değilse, özür dilerim, kalite iyi değilse bu işe yaramıyor. O mali anlamda açlık çekiliyor. Çok düşük mali gelirler var. Dolayısıyla sistemin büyümesine de imkan sağlanmamış oluyor. Kamu hizmetlerinin kalitesi de dolayısıyla bununla birlikte azalıyor, düşüyor. Ve çok sıklıkla da son zamanlarda söylüyorum. Bir örnek olsun. Şimdi hani ben anaokuluna gittiğimde daha iyi durumdaydı bugünkü durumundan. Dolayısıyla hani bu türden kamu hizmetlerinin kalitesinde bir düşüş var. Benim zamanımdaki anaokulları daha iyiydi öyle diyeyim. Diğer bir dörtte bir daha var ki. Şimdi vatandaş katılımı o yeşille gösteriliyor efendim. Ve genel yönetimin buna ne kadar yanıt verebildiği, bu da düşük puanlar söz konusu. Bundan bahsediyordum ben esasen. Bir şekilde başarısız oluyoruz. Yani Adem merkezici sistemin avantajını kullanmakta başarısızız. Yani aslında vatandaşı seferber edebiliriz. Bu şekilde sorunları çözebiliriz, onların katılımını sağlayabiliriz. Burada hesap verilebilirlik puanı da belki de en düşük olanı. Bu şema bize yönetişim anlamında bunları söylüyor. Yaşadığımız krizi bu şekilde özetleyebilirim. Genel itibariyle de kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, kalitesi konusunda eksikliklerimiz var ve vatandaşın buna katılımının sağlanmasında eksikliklerimiz var. Belki çıkarılabilecek dersler bunlar olabilir. Yani bizim raporumuzdan çıkaracağımız ders bu olabilir. Bu arada özür dilerim bir şeyi eksik bıraktım. Söylemeyi unuttum. Ya burada Güneydoğu Avrupa'nın ortalamasıdır bu. Bir başka konu daha var. AB katılım süreci farklı hızlar farklı ülkelerde yaşanıyor. Üyelik farklı bir ivme geçiriyor. Farklı bariyerler, farklı duvarlar var. Çünkü kalkınma hızı da çok iyi değil ve Balkanlar burada çok iyi değil. Bazı Balkan ülkeleri kendi altyapılarını yeniliyor, daha da iyileşiyorlar dolayısıyla. Ama tabii yaşam standardı iyi. Bazıları duranlık yaşıyor. Tabii işte bazı istisnalar var. Belki hani bize sonuçları göstermiyor bu rapor ama o Berlin süreciyle de birlikte bir parça yerel yönetimler işin içine çekmeye çalışılıyor. Bu katılım öncesi süreçte yani daha fazla o durağanlık, 10 yıllık durağanlık döngüsüne girilmesini isteniyor kamu hizmetlerinin sunumunda. Bu sayede toplum belki de o farkı hissetmiyor. Belki hani AB üyesi olmakla olmamak arasındaki farkı hissetmiyor. Yani sadece katılım öncesi enstrümanları devreye alarak bu farkın ne olabileceğini vatandaş belki de hissetmiyor. Yani üye olmakla olmamak arasındaki farkı. Başka bir konu daha var. Gündem 2030.
NDG'lerden SDG'lere bir geçiş var. Şimdi herkes, hiç kimse arkada kalmasın. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyulabilsin. Yerel yönetimler gelişiyor. Kalkınma aktörleri olarak yer alacaklar. Ama yine de Balkanlarda biraz yavaş bir gidişat var. Dolayısıyla şu an şimdi ilk adımları ufak ufak atıyoruz tabii. Yani farkındalık arttırılması konusunda, işte yerel yönetimler için bunun anlamı nedir? Sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından potansiyeller nelerdir? Bunu anlatmaya çalışıyoruz tabii. Ve çok ciddi anlamda İsviçre ve Alman hükümetleri tarafından destek görüyoruz. Bu bir tesadüf değil tabii. Bildiğimiz üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya aşağıdan yukarı bir şekilde devletini bu şekilde kalkındırdı. Ve tabii İsviçre de yine aynı şekilde bu aşağıdan yukarı sisteme inanıyor. Ve müttefiklerimizi görüyoruz. Bu sayede kamuya olan güveni yeniden tesis edeceğiz. İyi yönetişimi tesis edeceğiz, yerleştireceğiz bu sayede. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Kerman. Gerçekten bize yepyeni bir dünyanın hem umutlarını hem sorunlarını çok güzel dile getirdiniz. Size teşekkür ediyorum. Şimdi sözü yine sola dönüyorum. İsveç Yerel Yönetimler Birliği, Yerel Yönetimler Bölgeler Birliği'nin uluslararası direktörü olan Sayın Jerker Stattin'e veriyorum. Buyurun. Teşekkürler ve günaydın herkese. Ben Jerker Stattin, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği'nden geliyorum. Ve burada olmak çok büyük bir keyif, İstanbul'da olmak. Çok uzun zaman olmuştu en son buraya geldiğimden bu yana. Ve şimdiden şehrin belirli yerlerinin ve gece hayatının keyfini çıkardım. Yok yok, abartıyorum. Gece hayatı değil ama dün gerçekten keyifli bir gün geçirdim. Çok güzeldi. Ve davetiniz için de çok teşekkürler bu foruma. Ve bu bizim hani biraz daha genişletilmiş dünyamızın bir parçası. Burada MMU ve UMT ile işbirliklerimiz var Türkiye'de birkaç senedir. Ve aynı zamanda Adana'da da işbirliğimiz var. Ben İsveç Birliği'ni temsil ediyorum. Ve aslında Hollanda ve Almanya'daki durumla çok benzerlik var. Türkiye ile de öyle ama tabii bazı farklılıklar da var. Benim kurumum siyasi bir kurum olarak görülüyor. Çünkü bölgesel ve yerel seviyede bir organizasyon, yani kar amacı gütmeyen bir organizasyon ve teknik anlamda siyasi bir kuruluş değil ama tüzüğüne bakılınca ve elde edilen sonuçlara da bakılınca siyasi bir kurum haline de geliyor. Yakın zamanda kongremiz yapıldı ve şu anda artık muhafazakar merkez partilerle arasında bir ittifak var. Daha öncesinde biraz daha sosyal ve yeşil partiler vardı. Ve belediyelerin ya bizim için çok iyi bir durum olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Evet, yani siyasi bir kurum, SALAR kurumumuzun adı ve pek çok komite var, yaklaşık 10-12 tane önceliklere bağlı olarak değişiyor bu sayı. Ve bu komitelerden bir tanesi mesela benim başında olduğum komite Avrupa ilişkileriyle ilgili. Bir başka uluslararası ve demokrasi ilişkileri diye komitemiz var mesela bunun dışında. Onların görevi bu 310 üyenin sesini duyurmak ve herkes gönüllü olarak üye oluyor bu arada. Bir kanun yok yani illa bu birliğin üyesi olacaksınız diye ama herkes üye ve İsveç'te bence şöyle bir fark
var. Üyeler arasındaki fark çok büyük. En küçük belediyede 250 bin kişi yaşıyor mesela. Stockholm'de ya da daha büyük şehirlerde 1 milyon, 2 milyon kişi olabiliyor. Ve görevler tabii aynı. Yani kuzeyde yaşıyorsanız ve bu arada coğrafya çok kırsal bir coğrafya olabiliyor. Mesela Yokmok Belediyesi'ni alacak olursak kuzeyde yaklaşık 500 binlik bir nüfusu var. Ama coğrafi alanları çok büyük. Benim geldiğim bölgenin 3 katı büyüklüğünde mesela. Yani ciddi farklılıklar var ve herkesin aynı hizmeti sunması gerekiyor. Ama herkes üye dediğim gibi. Bunun da geçerli bir sebebi var aslında. Yapısal olarak İsveç'te kamu yetkilileri, yani işte belediyeler gibi ya da bölgeler gibi çok ciddi işveren konumunda aynı zamanda. O yüzden kolektif olarak yaklaşık İsveç'teki iş gücünün %25'i, istihdamın %25'i bizim birliğimizin üyeleri tarafından sağlanıyor. Ve iş gücü piyasasında ki taraflar, yani çalışanlar ve işverenler, sendikalar içerisinde örgütleniyor biliyorsunuz. Aynı şekilde işveren sendikaları da var. Dolayısıyla biz de bu %25'lik istihdam için müzakerecileri oluşturuyoruz diyebiliriz. Yani biz müzakereci konumundayız orada. Ve inanın bana bu biraz zorlu bu iş. Yani iş gücü piyasasındaki şartları, müzakeresini tek başınıza yapmanız, karşınızda 50 çok güçlü sendika varken mesela kolay bir şey değil. O yüzden bu birliğe üye olmanın böyle bir geçerli sebebi var üyeler için. Bir yandan da üyelerimize hizmetler sunuyoruz. Yasal destek hizmetleri olabilir, ağ kurma platformları sağlamak olabilir, öğrenim platformları olabilir. Çünkü deneyimlerin alışverişini yapmak ve bundan ders çıkarmak bizim üyelerimiz arasındaki en popüler şeylerden biri. Notlarımı kaybettim şu an, kusura bakmayın, bir saniye. Peki neyle meşgul oluyor İsveç'teki bu birlik? Şimdi tematik olarak bazı zorluklar var. Demografisine baktığımızda ülkemizin çok hızlı bir değişim gösteriyor. Nüfustaki yaşlıların oranı çok ciddi bir artış gösteriyor ve bir esprimiz var. Mesela doğum günlerimizde falan İsveççe şu şarkıyı söyleriz, 100 yaşına kadar yaşamasına yönelik insanların bir şarkımız vardır. Şimdi artık bu cümleyi değiştirmek gerekiyor. Çünkü bu bayağı gerçek oldu. Pek çok insan 100 yaşına ulaştı. Yani oraya ulaşmasalar bile, mesela 80'li yaşlardakilerin rakamı o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki. Ve tabii maliyetler, yani sorun şu, yaşlanmak değil sorun. Ama maliyetler var bununla ilişkili olan, sunulan kamu hizmetleriyle ilgili. Ve tabii ki kamu hizmetlerine duyulan ihtiyaç da çok ciddi bir artış gösteriyor. Yani eğri şöyle, ilk doğduğunuzda doğumunuzla ilgili bir maliyet var. Sonra okul döneminde artıyor bu maliyetler. Sonra yetişkin oluyorsunuz, çalışmaya başlıyorsunuz ve topluma katkı sağlamış oluyorsunuz. Ve 65 yaşınıza kadar bunu yapıyorsunuz, emekli oluyorsunuz ve sonra eğri yükselmeye geçiyor yavaş yavaş. Sonra 80'li yaşlara geldiğinizde o eğri çok dik bir yükseliş gösteriyor bir anda. O yüzden bu önemli bir konu ve tabii ki sadece hizmet ihtiyacı değil burada konu olan, bu hizmetleri kim sunacak, o da önemli bir konu. Çünkü gelen gençlerin sayısı bu kadar değil.
Yani onların sağladığı katkı bunu karşılamaya yetmeyecek. Burada eksiye düşen bir tek ben miyim bu sürede? Tamam, geri geri sayıyoruz yani, pekala. Bir diğer konuda tabii sürdürülebilir finansman. İsveç olarak biz yerel öz yönetişime çok inanıyoruz. Birkaç sene önce 150. yılını kutladık öz yönetişimin ve anayasamızda var. 1862'de ilk çıkmıştı bu yasa ve bu yasa geçtikten sonra şimdi İsveç'te tabii bağımsızlık çok yüksek. Yani kendi kararlarınızı bağımsız olarak verebilirsiniz. Ancak aynı zamanda hükümete, ulusal hükümete tamamen bağlıysanız bir şeylerin gerçekleşmesi için, yani mesela finansal konularda, o zaman bağımsızlığınız biraz sekteye uğramış oluyor. Ama İsveç'te belediyelerin ve bölgelerin gelir vergisi alma hakkı var. O yüzden pek çok insan gelir vergisini belediyeye, bölgesine ödüyor. Yani %75, %80'i belediye maliyetlerinin bu gelir vergileriyle karşılanıyor. Çok mükemmel aslında. Yani ilginç dediniz ama hayır, yani mükemmel, böylelikle işler yürüyor. Ve tabii sağlık hizmetlerinin kalitesi, entegrasyon, şimdi çok fazla göç aldık son dönemde. Bu da pek çok belediye için ciddi bir zorluk oluşturuyor. Bu gelen insanların da toplumun bir ferdi haline gelmeleri için çaba sarf etmek gerekiyor. Peki ne yapıyoruz? Bu seminerin başlığı yönetişimin itici gücü idi. Biz birlik olarak güçlü bir ses olmaya çalışıyoruz üyelerimizin haklarını savunmak için. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl güçlü bir ses olabiliyoruz? Öncelikle İsveç'te pek çok birlik vardı daha önce. Hepsi birleşerek tek bir ses oluşturdu. Bu yaptığımız şeylerden biriydi. Bir diğer konuda ortaya gerçekleri koyarak tartışmalarımızı yürütüyoruz. Bir kıyaslama sistemimiz var. Yani üyelerimizden istatistiki bilgiler topluyoruz. Ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar ile ilgili. Ve sonra bu bilgilerle hükümete gidip, devlete gidip belirli şeyleri gösterebiliyoruz. Zamanımı mı aştım? Yani 9 dakika mı şimdi? 1 dakika. Pekala. O zaman toparlıyorum. Evet, yani gerçeklere bağlı olarak, kanıtlara bağlı olarak çalışıyoruz. Çok fazla veri topluyoruz finansmanla ilgili. Yani finansal durum nasıl gelişiyor belediyelerde? Bununla ilgili çok fazla veri topluyoruz. Tabii yasal konular ve bir de pek çok hizmet sunuyoruz üyelerimize. İtici bir güç olabilmek adına, değişim ve kalkınma için yönetişim alanında, belediyelerde ve bölgelerde. Teşekkürler. Sayın Statin, şimdi efendim Avrupa'nın kuzeyi, ortası, biraz doğusundaki yerel yönetimler arası işbirliğinin temsilcilerini dinledik. Şimdi de bu toplantıyı düzenleyen bir tür arkadaki yıldızı olan Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Cemil Arslan'a söz veriyorum. Onun biraz vaktini az tutacağız maalesef. Tamam. Çünkü 10.30'da bu şeyi kapatacağız, oturumu. Daha sonra yuvarlak masa toplantımız var. Buyurun Sayın Arslan. Teşekkür ederim hocam. Çok dikkatli konuşmak zorundayım. Adamın bir tanesi selde insanları kurtarmış, sonra ölmüş. Selde
fayda gösterdiği için cennete göndermişler. Gün olmuş cennette insanlar sıkılmış. Demişler ki ne yapalım, herkes uzman olduğu konuda konuşsun, sıkıntımızı giderelim. Sıra tam bizimkine geliyor. Bir tane melek yaklaşıyor arkasında. Diyor ki konuşmanın konusu sel felaketi olacaksa tam karşında oturan Hazreti Nuh'tur diyor. Şimdi Selahattin Bey birliğin kurucu genel sekreteri ve master'dan hocam. Halil Bey 16 yıl birliğimizin genel sekreterliğini yapmış. Karşımda İlhan Tekeli hoca var. Hem birlik fikrinin hem Türkiye'de yerel demokrasi fikrinin en önemli insanlarından bir tanesi. Dolayısıyla her sözcüğümü seçmek durumdayım. Umarım başarırım. Marmara Belediyeler Birliği benim yaklaşık 4,5 yıldır çalıştığım ve çalışmaktan övünç duyduğum kurumlardan bir tanesi. Doğrusu burada çalışmaya başlamadan önce geçmişte hayatımın önemli bir kısmı bir büyükşehir belediyesinde geçmiş olmasına rağmen yerel yönetim birlikleri konusunda da yerel yönetim birliklerinin ülkelerin demokratik hayatında, bilhassa Türkiye'nin demokratik hayatındaki önemi konusunda da bu kadar bilgim yoktu. Şunu övünçle belirtebilirim ki Türkiye'de yerel demokrasi sürecinin son 40-45 yıllık gelişiminde Marmara Belediyeler Birliği'nin çok önemli bir katkısı var. Ve burada biraz önce saydığım isimlerin önemli derecede katkısı var. Kuşkusuz her birlik bir politik iklim içerisinde kurulur ve faaliyet gösterir. Ülkenin politik ikliminden, politik koşullarından, yöneticilerin davranışlarından ve dünyaya bakışlarından ayrı düşünülemez. O politik iklimden etkilenir. Ancak tersten politik iklimin yumuşaması ya da sertleşmesinde bu tür ara kurumların azımsanmayacak önemi ve etkisi var. Marmara Belediyeler Birliği politik iklimin çok sertleştiği zamanlarda bile Türkiye'de siyasi iklimi yumuşatan ve demokratik teamül ve terbiyeye önemli katkılar sağlayan kurumlardan bir tanesi. Şimdi adını unuttum ama 68 öğrenci hareketi sırasında işte Paris'te çok yoğun öğrenci hareketleri varken bir grup öğrenciye hocalardan bir tanesi itiraz ediyor. Tamam, isyan duygularınızı anlıyorum ama etrafı kırıp dökmemelisiniz. Ne yapalım hocam demişler. Konuşun demiş. Ne yapalım? Sonra konuşun. Sonra ne yapalım? Yine konuşun. Aslında yerel yönetim birlikleri belki de farklı siyasal tercihlere, farklı eğilimlere, farklı hizmet tercihlerine sahip olan insanların, grupların, belediyelerin bir araya gelip konuşabildikleri ve çözüm aradıkları bir şeydir. Yerel yönetim birlikleri konuşmanın aslında değersiz bir şey olmadığını ya da değerli bir şey olduğunu ispatlayan kurumlardır. Türkiye'nin ilk belediyeler birliğidir Marmara Belediyeler Birliği. 1975 yılında kurmuş belediyeler birliğidir. Belki bazı dinleyiciler için önemli olabilir. Farklı belediye birliği türleri var. Sivil toplum kuruluşu olanlar da var. Fakat Marmara Belediyeler Birliği bir başından itibaren kamu kurumu olarak kurulmuş. Buna rağmen arada kalmayı başarmış kurumlardan bir tanesidir. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'deki siyasi iklimi belirleyen bütün politik hareketlere mensup başkanlar tarafından yönetilmeyi ve arada durmayı başarmış kurumlardan bir tanesidir. Bu kuşkusuz kurucularının aslında nasıl bir ruhla hareket ettiklerine ilişkin önemli kanıtlardan bir tanesidir. Ben kurumların kuruluş ilkelerini tevarüs ettiklerini, nesilden nesile aktardıklarını ve ileri geri hareketler olsa da bir süre sonra o kuruluş ilkelerine geri döneceğine inananlardanım. Marmara Belediye Birliği de sanırım bu. Yani zaman zaman ileri geri hareketler olmuştur. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de. Fakat neticede her seferinde kuruluş ilkelerini hatırlayan ve o ilkeler doğrultusunda hareket eden kurumlardan bir tanesi. Bu nedenledir ki üyelik zorunlu olmamasına rağmen bu bölgede bulunan 206 belediyenin 194 tanesi Marmara Belediyeler Birliği'nin üyesi. Bu şu anlama geliyor aslında. Kendi kapsama alanındaki belediyelerin %93'ü bu birliğin üyesi. Bazı zorlukları var kuşkusuz. 14 milyonluk bir şehrin de 2 milyonluk
bir küçük belediyenin de üye olduğu ve bunlar arasındaki farklı tercihleri, beklentileri uyumlaştırmaya, ortak noktalarda buluşturmaya çalışmak çok kolay bir şey değil. Fakat şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, demokratik tamirler ve işleyiş geliştiği ölçüde birliklerin önemi daha çok fark ediliyor. Burada eminim ki 3 gündür fark ediyorsunuzdur. Biz oturumlarımızda özellikle farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarını aynı oturumlarda buluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu çok onlar için de çok zevkli bir hale gelmiş durumda. Ulusal düzeyde aslında bir araya çok rahat gelmeyi tercih etmeyen insanlar, yerel düzeyde çok rahat bir şekilde bir araya gelip çözümler geliştiriyorlar. Bir takım zorluklar var ama ben zorlukları aşmanın, hocamın ilk başlarken ikiye ayırmıştı çünkü bir, genel olarak neler yapıyorsunuz, ikincisi zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz. Herkesin bir yaklaşım biçimi var. Ben şöyle bir tecrübeye sahibim. Aslında iyi işler yapmanın da, kötü işler yapmanın da kilit noktası sahip olduğunuz insan kaynağıdır. İyi bir takım kurarsanız, aynı hayalleri takip eden, fakat farklı düşünen insanlarla çalışırsanız, ben üstesinden gelinemeyecek herhangi bir zorluğun olduğuna inanmıyorum. Farklılıkları vurguladım çünkü aslında farklılıkları yönetmek çok zevkli bir şeydir. Farklılıklar olmadığında tembellik ve miskinlik olur aslında. Her seferinde ve her konuda aynı düşünen insanların birlikte çalışması hayatta yapılabilecek en kötü ve zararlı işlerden bir tanesidir. Aynı şeyi düşünüyorsanız birlikte çalışmanıza gerek yok. Ömrünüzü boşa geçirmenize gerek yok. Farklılıkların yönetimi müthiş bir zenginliktir. Farklılıkları yönetmezseniz tek risk şudur, kaos ve çatışma olur. O nedenle aslında yönetilebilir farklılık, ben buna yönetilebilir çatışma diyorum aslında, biraz tahrik edici bir kelime kullanarak. Bence sorunlarla başa çıkmanın ve problemleri çözmenin en önemli şeylerinden bir tanesi. Çünkü zaman zaman politikayla uğraşanlar, politik yaşamı gündelik yaşamdan çokça ayırırlar. Çokça ayırırlar ve böylece iki farklı katman olur. Aslında politik hayat, gündelik hayat gibi renkli olması gereken, yönetim hayatı da gündelik hayat gibi renkli olması gereken işlerden bir tanesidir. Özel hayatında mutlu olan insanlar, yönetim hayatında mutsuz olmayı tercih etmezler. Bu kimseyi mutlu etmez. İnsan her alanda, hayatının her kısmında mutlu olmak ister. Ve mutlu insanlar ancak başka insanlara yararlı olabilecek işler yaparlar. Bu kadar çok basitleştirdiğimin farkındayım. Ama doğrusu ben yönetimdeki başarının da bu kadar basit olduğunu düşünüyorum. Yani birlikte çalıştıkları insanları ya da takımı mutsuz ederek iyi işler yaptıklarını zanneden insanların iyi işler yapmadıklarını düşünüyorum. Hayat sadece mutlu insanlarla güzel işler başarılabilecek bir şeydir. İster belediyeler birliği olsun, ister devlet yönetimi olsun, ister bir şirket yönetimi olsun. İşin temel noktası bu. İkinci şey, ortak alanlara yoğunlaşmak ve yapılabilecek işlere yoğunlaşmak. Biz Marmara Belediyeler Birliği'nde takım çalışmalı olarak şöyle bir ilke kararı aldık. Bunu hem çıkardığımız dergilerde hem yaptığımız işlerde negatiflere yoğunlaşmamak, sadece pozitif ve iyilik, pozitif alanları ve iyilikleri çoğaltmak. Bunlara çokça ihtiyacımız var. Hem küresel ölçekte bütün farklı belediye birlikleri, farklı ülkeler, farklı organizasyonlarda yapacağımız işlerde, hem Türkiye'de farklı belediyeler, farklı siyasi partilere mensup belediyelerle yaptığımız ilişkilerde sadece pozitif alanlara yoğunlaşmak ve birlikte yapabileceğimiz alanlar konusunda mesai harcamanın bize fayda getirdiğini gördük. Kurumsal kapasite çok önemli bir şey kuşkusuz. Kurumsal kapasitesi gelişmemiş kurumlar iyi işler başaramazlar. Bütün bunlar bir araya geldiğinde başarısız olmak için çok çabalamak gerekir. Yani iyi bir takımınız varsa, başkasını mutsuz etmek gibi bir hedefiniz yoksa,
ve birlikte iş yapmayı gerçekten düşünüyorsanız, sanırım çok büyük çabalarla ancak başarısız olursunuz, çok büyük çabalarla yanlış işler yaparsınız. Sadece bunu yapmadığınızda bence iyi şeyler olur. Şu çok önemlidir kuşkusuz. Biz belediye başkanlarıyla çalışıyoruz, belediyelerle çalışıyoruz. Belediye başkanlarının kendi kurumlarını yönetirken gösterdikleri tavır, belediye birliklerini yönetirken gösterdikleri tavırdan farklı değil. Kendi belediyesini otoriter bir biçimde yönetme eğiliminde olan belediye başkanı kuşkusuz ilişkide olduğu kurumlarda da otoriter bir tavrı benimseme eğilimine girer. Kendi kurumunu demokratik yöntemlerle, şeffaflıkla, saydamlıkla, katılımla yönetmeyi tercih eden insanlar bu tür kurumlarda da bu mekanizmaların kurulmasını önemserler, en azından zorlarlar, gözlerler, yapılıp yapılmadığını görmek isterler. Dolayısıyla biz belediye başkanlarının gösterdikleri olgunluk seviyesi, gösterdikleri demokratik saygı seviyesi kadar işler yapabiliriz. En önemli görevimiz, en güçlü yanlarımızdan bir tanesi aynı zamanda, merkezi yönetim, yerel yönetim buluşmasında yerel yönetimlerin avukatlığını yapmak. Farklı ölçeklerde son dönemlerde kurulan çok başarılı belediye birlikleri var. Onlarla da çok güzel işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Gençlere son derece güveniyoruz. Marmara Belediyeler Birliği'nin işte hem kurucu genel sekreteri burada, bir taraftan bizim 90 kuşağı olarak tanımladığımız bir kısmını sağda solda gördüğünüz çok başarılı arkadaşlarımız var. Bu nesilden nesile aktarım ve dünyayla daha iyi ilişki kurmuş, açık fikirli, gerçekten sadece iş yapmakla tatmin olan, iş yaptıkça hayatından zevk alan insanlarla çalışmak sanırım bu işte başarılacak işlerden bir tanesi. Sürem bittiği için diğer kısımlara girmiyorum hocam. Sanırım yan bakış fırlattığınız için susmayı tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım yararlı olur. Çok teşekkür ederim Cemil. Çok değerli konuşmacılar, çok değerli arkadaşlarım, izleyiciler. Belki farkına varmışsınızdır. Diğer seanslara da katılıyorsunuz, katıldınız. Bütün onların arasında en az müdahil olan, en az konuşan moderatör ben oldum. Ama şimdi müsaade ederseniz bir paragraflık bir şey söylemek istiyorum. Birincisi teşekkürü başta yaptım, tekrar yapıyorum bu harika düzenleme için. Sonra çok değerli konuşmacılar, gerçekten çok önemli belediye arası işbirliği ve birliklerin yöneticileri ve sorumluları bizi aydınlattılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Fakat farkındaysanız başta Hilmar arkadaşımız bağımsız Alman kentlerinin bağımsız sesi dedi. Sonra VNC'nin çok değerli temsilcisi non-political, siyasi olmayan nitelikten bahsetti. Kelment arkadaşımız public trust'tan bahsetti. Yani bu açıdan o da yeni bir oluşum olduğu için o farklı bir ifadelendirmekte bulundu. Yerker arkadaşımız da biz bir siyasi teşkil kuruluşuz dedi. Rahat rahat bunu söyledi. Cemil kardeşim de politik iklime vurgu yaptı. Şimdi beni en çok buralar, bu şu, öyle bir şey ben gizil olarak buradan algıladığım, yanlış olabilir, beni düzeltirsiniz vakit olursa. Bununla bir latan bir şekilde politika sanki bir politik şey, bir hastalık gibi, bir hatta bir salgın hastalık gibi dünyada algılanmaya başlanmış. Halbuki politika, yani gerçek anlamda, iyi anlamda politika çok kutsal bir şey. Bir kamu hizmeti, bir yarışma. Yani politikayı bu kadar insan, öyle kötü politikalar uygulanıyor ki yıllardan beri, son 30-40 yıldır dünyada, politikayı bu hale getirdik. Bunu bir an önce düzeltmekte yarar var. Çok teşekkür ediyorum. Çevirmenlere de çok teşekkür ediyorum efendim.